Son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığı olayları üzerine Erzurum polisi vatandaşları uyarmak için sokağa çıktı. Kendini hakim, savcı veya emniyet mensubu olarak tanıtan kişilere itimat edilmemesini isteyen polisler, bu tür durumlarda vatandaşların en yakın polis merkezine gitmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artan telefonla dolandırıcılığı olayları nedeniyle harekete geçti. Sokak sokak gezerek vatandaşları bilgilendiren polislerin bu davranışı vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Herhangi bir telefon attığınızda yüksek fatura geldiğini ve TC'niz üzerine kredi kullandırıldığını söyleyip eşinizden bilgi arıyorlar. Yakutiye ilçesinde bir çay evinde sunum yaparak vatandaşlara yapılan dolandırıcılık yöntemlerini anlatan polisler, her ne şekilde olursa olsun kendilerini telefonda polis, hakim ve savcı olarak kişilere itimat edilmemesi gerektiğini söylediler. Polisler bu durumda kaptırılan paraların geri dönüş imkanının zor olduğunu da sözlerine eklediler. İşte 3 tane polis geldi, 50 bin TL 3 tane polis getirdi eve, bana şu an sayıyorlar, parayı teslim ediyorlar. Siz eşinizden bu kelimeleri duyduğunuzda anında evinizde, ikametinizde polis olduğunu düşünüyorsunuz. Polis olduğunu düşündüğünüz için direkt bankaya gidip dolandırıcının vermiş olduğu hesaba havale gerçekleştiriyorsunuz. Yaklaşık 2 ay önce başından böyle bir olay geçtiğini anlatan yaşlı bir vatandaşsa 4000 lirasını kaptırmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Kimse bir şey sızmasın değil mi? Arkadaşlar beni tanıdıyor. Gittim yakıt edin bankasının önüne durmadan telefon açayım. Ne oldu? Parayla bir üstüm de. Peki dedim sen geleceydin buraya. Niye geldin sen? Ya oğlum dedi savcı senin ayağın mı gelecek?